Emlak 2014 fuarındayız. Ağoğlu standındayız. Yanımızda Ağoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağoğlu var. Fuarla ilgili değerlendirmelerini alacağız. Ali Bey merhabalar. Hayırlı olsun fuarınız. Bu yıl yine hareketli bir fuar. Büyükte bir standınız var. Nasıl görüyorsunuz inşaat sektörünü? İlk önce inşaat sektörüyle ilgili genel bir değerlendirmenizi aldıktan sonra projeleri konuşmak istiyoruz sizinle. Yani şunu söyleyeyim, gerçekten SYNR bu konuda uzman bir kuruluş. Sektöründe bu tür fuarlarla tanıtıma çok ihtiyacı var. Yani güzel bir fuar oldu, yeterli mi? Değil. Biz bunu kesinlikle bir Cannes'daki MIPİM'e, Dubai Scape'e rakip yaratmamız lazım. Yani Türkiye artık bu potansiyeli var, Türkiye'ye bu ilgi de var. Bunu daha firmaların da buraya büyük destek vermesiyle, ki biz o konuda başı çekiyoruz. Yani 700 metrekarelik bir alanla alarak şeye destek verdik. Ama bunu biraz daha uluslararası boyuta taşımamız lazım. Dışarıda reklamını sadece biz kendi kendimize fuar yapmamamız lazım. Yani bunu uluslararası boyuta taşımamız lazım. Ama bence son derece sağlıklı başladı. Biraz daha bunu destek vererek uluslararası boyuta taşırız bunu. Son birkaç yıldır biraz daha hareketli gözüküyor zaten, değil mi? CNR'de düzenlenen fuarlar. Evet, evet. Yani yabancıların, özellikle müteakabiliyet yasasından sonra yabancıların da ilgisi çok fazla. Türkiye'de hakikaten dünya çapında projeler yapılıyor. İstanbul'da dünya çapında projeler yapıyor. Bunun en iyi tanıtımı da bu tür şeylerde, mecralarda yapılıyor. Evet. Bu fuarda ilk defa İstanbul Finans Merkezi projesini bir nebze göreceğe çıkardınız gibi görüyorum. Çünkü standınız var ve bu standta da maketi sergiliyorsunuz. Nasıl bir konsept yapacaksınız? Genel hatlarıyla bize bilgi verir misiniz? İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, gerçekten eğer Türkiye büyümek istiyorsa kaynağa ihtiyacı var. Kaynağı Türk yatırımcısı, Türk sanayicisi finans kaynaklarına ulaşırken sıkıntı yaşıyor. Bizim finans merkezini uluslararası boyuta taşıyıp, sadece bizim yerli bankaların olduğu bir merkez değil, yabancı finans merkezlerini ya da şubelerini de buraya çekebilmemiz lazım. Yani inşaatı biz en iyi şekilde, en güzel şekilde zaten yapıyoruz. Yaparız. Ama bunun hukuksal ve vergisel altyapısını da bizim hızlı bir şekilde hazırlamamız lazım. Yabancı bir yatırımcı buraya gelirken, yabancı bir finans kuruluşu buraya gelirken başta herhangi bir problemde hukuksal güvence de kendini hissetmesi lazım. Bu altyapıları da bizim hızlı bir şekilde tamamlamamız lazım diye düşünüyorum. Biz inşaat dediğim gibi en iyi şekilde yapıyoruz. Makette de göre, projede gördüğünüz, gerçekten inşaatında dünya yarışamayacağımız bir şey, dünyada firma yok. En iyisini yaparız ama dediğim gibi bu konuda bürokrasi, yani siyasi irade şeyini koyuyor, iradesini koyuyor ama bürokrasi maalesef bu konuda siyasetçilerden daha yavaş hareket ediyor. Bu altyapıların da çözülmesiyle o zaman işte Türkiye uluslararası finans piyasalarından istediği payı ve daha ucuz kaynağa daha kolay bir şekilde erişebilir diye düşünüyorum. Ama bunun için dediğim gibi bürokrasinin biraz daha hızlı hareket etmesi lazım. Sanıyorum bu yıl Dubai'de yine düzenlenecek Cityscape Gayrimenkul Fuarı'nda da projeyi göreceğe çıkaracaksınız. Yabancı yatırımcıların göreceğe çıkarmış olacaksınız, evet. Yabancı yatırımcıya. Yani Dubai'de ilk şeyini burada yaptık ama daha satışa da başlamadık. Şu anda ruhsatı aşağı yukarı bitirdik. Ruhsat alıyoruz. Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde ruhsat da almış oluruz. Ama projenin şimdiden lansmanını yapmaya başladık. Peki Ali Bey, yabancı yatırım anlamında, yabancıya konut satışı anlamında Ağoğlu gerçekten lider firmalardan biri oldu. Satışlarınızın ne kadarını yabancıya gerçekleştirdiniz 2014 yılında? Hedefiniz ne önümüzdeki dönemde? Şunu söyleyeyim, gerçekten bu yasa çıktı. Biz orada başta Körfez ülkeleri olmak üzere ciddi bir tanıtım atağına geçtik. Ve bugüne kadar da yaklaşık 2 sene oldu yasa çıkalı.
$1.5 milyar civarında biz satışı gerçekleştirdik. Bu da bizim satışlarımızın yaklaşık %30'unu oluşturuyor. Evet. Önümüzdeki dönemi nasıl görüyorsunuz bu anlamda? Çok daha orada potansiyel olduğunu düşünüyorum. İlgi de var. Ama bugün Avrupa'daki krizden sonra başta İspanya olmak üzere komşumuz Yunanistan $250 bin 250 bin euro ülkeye yatırım yaptığı zaman vatandaşlık dahi veriyor. Biz hala oturma müsaadesi dahi veremedik. Bu konuda bürokrasi inanılmaz ayak sürtüyor. Yani bunun halledilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu çocuk sakat doğmaması lazım. Evet. Peki Ali Bey, önümüzdeki dönemde Türkiye'deki gayrimenkul sektörünü nasıl görüyorsunuz? Birçok projeniz var. 1453 devam ediyor. Genel anlamda bu balon olay söylemlerine nasıl cevap vereceksiniz? Balon onu söyleyene sormak lazım. Bir ülkede nüfusun %50'si canlı canlı tabutlarda yaşıyorsa orada balon lafını kullanırken insanların balon kendi balon diyorum. Kendisi balon. Kendisi. Peki Ali Bey, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.